merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlere yine Akçakoca'nın bir sahilinden merhabalar diyorum. Her zaman geldiğimiz sahil bayağı kalabalık. Ayağım zorlu geldi. Normalde cumartesi atmam gereken videoyu pazar çekiyorum. Bugün pazar biliyorsunuz. Dün çok kötü bir gün geçirdim. Aslında hem çok güzeldi. Hem de çok kötü bir gün geçirdim. Yani bütün duyguları aynı anda yaşadığım bir gün oldum. Öncelikle dün ilk defa eşimi almaya gittim arabayla. Normalde araba kullanıyorum evet ama ben tek başıma süremiyorum. Melik bana yardım ediyor. İşte vites geçirirken 2'ye al, 3'ye al falan. Dün cumartesi olmasına rağmen Melik'in mesaisi vardı. Onu almaya gittim. Beni almaya gel istersen dedim. Aslında biraz korktum ama cesaret etmesem de bir kere başlamasam devamı da gelmeyecek. O yüzden onu almaya gittim ilk defa tek başıma. Çok heyecanlıydı ve kendimi çok iyi hissettim gerçekten. Çünkü hem bütün kontrol bendeydi. Her yere bakmam gerekiyordu. Dikkatli olmam gerekiyordu. Görevi başarıyla yaptığımı düşünüyorum. Bu iyi tarafıydı. Kötü tarafı da dün yediğim bir şey dokundu. Midem çok kötüydü. Sürekli kusmak zorunda kaldım. Ve dün gerçekten video çekecek hiç durumum yoktu, enerjim yoktu. Akşam çok erken saatte uyudum. Çok yoruldum çünkü çıkarmaktan. O yüzden bugün telafi olsun diye buraya geldik. Burada bir video çekelim dedik. Ben size bugün Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinden bahsetmek istiyorum. Umarım sesim size ulaşıyordur. Kuş Uçuşu dizisini izledim. Önce ben bunun film olduğunu sanıyordum. Bu böyle son dakikaya bırakınca bir kalıp 8 bölümden oluşan bir diziymiş. İzledim ama her bir bölümü o kadar sürükleyiciydi ki 8 bölüm nasıl bitti anlamadım. İlk bir 5 bölümünü izledim. Sonra ertesi gün 3 bölümünü izledim. Dizi Netflix'te Ay Yapım tarafından yapılmış. Oyuncuları Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol gibi birçok tanıdık isimler var. Oyuncu kadrosu çok iyiydi. Ben bu diziyi Inventing Anna'yı izleyenler vardır. Ona çok benzettim. Miray Daner'in canlandırmış olduğu aslı karakterin kıyafetlerini bile oradan uyarlamışlar. Inventing Anna'yı izlediyseniz eğer o da yalanlar söyleyerek yükselmeye çalışıyordu. İyi yerlere gelmek için, zengin olmak için insanların kuyusunu kazıyordu bir taraftan. Bir taraftan da sosyal medyada Instagram hesaplarına stalkluyordu, bakıyordu. Onların kim olduğuna dair bilgiler ediniyordu. Aynı karakteri buna da yedirmişler. Miray Döner'in canlandırmış olduğu aslı karakterini. Belki Inventing Anna'yı izlemediyseniz anlamazsınız bu ayrıntıyı. Ama oradan çok fazla uyarlama vardı. Saplantı konusunda Yuh dizisinden birazcık uyarlama olmuş. Inventing Anna'dan zaten çok fazla var. Bir de Fee, Can Maner karakterini bilirsiniz. Fee dizisinden de birazcık saplantılık açısından uyarlama vardı. Dizinin konusu farklıydı. Aslı karakterin idol olarak gördüğü Lale'ye saplantılı bir şekilde sevgi besler. Hem idolü olarak görür hem de kuyusunu kazmaya çalışır. Hatta dizi başlarken sanki dizinin finalini başta göstermiş gibi yapıyorlar ama öyle değil. Yani dizinin finali o şekilde olmuyor. Ben de hatta demiştim dizinin finaliyle başladılar, finalini gösterdiler, hiç iyi olmamış diye. Ben de size buradan spoiler verdim ama oyunculuklar çok iyiydi. Dizinin konusuna değinecek olursak Miray Döner'i canlandırmış olduğu aslı karakteri dediğim gibi Lale'nin bulunduğu konuma gelmek istiyor. Ama böyle muhabirlikten, çıraklıktan falan değil. Direkt olarak onun yerine geçmek istiyor. Etrafındaki herkesin ayağını kaydırıyor. Rakiplerini tamamen eliyor. Ve son olarak da tabii Lale'nin ayağını kaydırmaya çalışıyor. Dizinin vermeye çalıştığı mesaj da çok anlamlıydı. Lale'nin son bölümde söylediği replikler çok iyiydi. Aslında zirveye ulaşmak değildir mesele. Zirveye ulaşırken, o yolda yürürken neler yaptığımızdır, nasıl mücadeleler verdiğimizdir. Zirveye bir şekilde ulaşırız ama o zirveye nasıl gittiğimiz de önemli. Birilerinin kuyusunu mu kazıyoruz, torpil kullanarak birilerinin yerine mi geçiyoruz? Bir de şöyle bir durum var, sosyal medya konusuna da değinmişler. Sosyal medyada her gördüğümüzün gerçek olmadığını, birilerinin provokasyonlarına ait olmamamız gerektiğinden de bahsediyor. Örneğin aslında bir sürü bot hesabı var, sahte hesabı var. O hesaplardan sürekli Twitter'da yorum yapıyor. Algı oluşturmak için, trendlere girmek için. Zaten 100 tweet attığınızda trendlere girebiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir mesajdı. Kuşak çatışmasından da bahsetmişler. İbrahim Çelikkol'un canlandırmış olduğu karakter diyor ki
geliyorlar lanetten onları. Şu an yükler 4x4'ler falan geçiyor da bayağı gürültü olabilir. Denizin içinden geçti adamlar ya. Z kuşağından da bahsediyor aslında. Geliyorlar lanetten. Biz onları ne kadar görmezden gelsek de geliyorlar diyor. Dinamik bir şekilde geliyorlar diyor. Bu açıdan da güzel bir konu seçmişler. Konu olarak bence çok iyiydi ya. Farklı bir konuydu en azından. O onu aldatıyor, o bunu aldatıyor gibi bir konu seçmemişler. Rahatsız olduğum bir noktadan bahsetmek istiyorum. Finalde nerede hiç çocuk diyebiliriz yani. Daha çok küçük. Hani oyunculuk anlamında güzel roller canlandırılabilir ama ben İbrahim Çelikkoğlu'na sevişme sahnelerini hiç doğru bulmadım. Gerçekten yakıştıramadım. Aralarındaki yaş farkından dolayı İbrahim Çelikkoğlu onun babası yaşında neredeyse. Bunu ben doğru bulmadım, bilmiyorum. Sanat için her şey yapılır evet ama fazla oldu diye düşünüyorum. Öyle bir rol verilse bile gözümüze sokmamış olsalardı bunu. Bu açıdan doğru bulmadığımı söylemek istiyorum. Çünkü daha çok küçük yaşı. Bence izlemeniz gereken bir kurgu olduğunu düşünüyorum. Ben çok beğendim. Bazı işte Netflix'te uyarlandığı için, Netflix'te yapıldığı için cinsel sahneler vardı. Artık oralara alışmışsınızdır diye düşünüyorum. Belki 15 yaş üstü bir dizidir diyebiliriz. Dizi hakkında söylemek istediklerim bu kadardı. Birazcık mide bulantılarım hala devam ediyor dizden kalan. O yüzden çok fazla bir şey yiyemiyorum, korkuyorum. Birazcık modum da düşük olabilir o yüzden. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Yediklerinize dikkat edin. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.